Az TV ekranlarına Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün programımızda boyun ve bel fıtıklarını konuşacağız. Her ağrı fıtık habercisi midir? Fıtıkta hangi durumlarda cerrahi müdahale gerekli? Yanıtını sizler için alacağız. Konuğumuz Özel Anadolu Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Osman Okan Yaman olacak. Sizler de merak ettiklerinizi Az TV Facebook ve Twitter hesaplarından ya da 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Hocamız Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Nasılsınız? Biz çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün bel ve boyun fıtıkları üzerine konuşacağız. Program süremiz boyunca merak ettiğimiz soruları sizlere yönelteceğiz. Tabii biz programımızda daha önce de konuştuk bu konuları ve genellikle halk arasında bel ya da boyun bölgesinde bir ağrı varsa ilk şüphelendiğimiz durum genelde fıtık oluyor. Ancak tam tanısı için bir uzmana başvurmamız gerekiyor. Çünkü genellikle bu ağrıların sebebi fıtık değil, başka hastalıklar oluyor ve her fıtıkta da cerrahi müdahale gerekmiyor. Detaylandıracağız sizinle beraber ama öncesinde fıtık oluşumu hakkında sizden bilgi alalım hocam. Fıtığın tanımı nedir? Tıptaki tanımı nedir? Fıtığın ve nasıl oluşur? Nedir? Yani fıtık öncelikle insan omurgalarını, hani burada görebildiğiniz gibi aralarında eklemler vardır. Bu eklemlerin yapısının bozulması sonrası patlaması söz konusu olur. Yani patlaması da şöyle, iki omurganın arasındaki bu eklem, yani diz dediğimiz şeyin, yapının, eklem veya diz, patlaması, yani üzerine bir yapı alır, yüksek basınç ağırlığında patlaması bu şekilde sağından veya solundan çıkmasına neden olur. Biz buna tıp bir anlamda fıtık diyoruz. Peki bu disk ve eklemlerin aralarında oluşan patlamalar dediniz. Bu durum tehlikeli bir durum mudur peki? Şöyle, bazen bu patlamalar omurganın ön tarafında, yanlarında vesaire olabilir. Bunlar herhangi bir problem teşkil etmez. Ancak omurganın arka kısımlarında sinirsel yapılar vardır. Eğer sinirsel yapılar ve burada görüldüğü gibi omurgiye bir basınç karış konusu ise o zaman sinir sistemine harap eden problemleri artı ağzında getirir ve tabii ki o zaman çok tehlikeli olabilir. Peki fıtığın görülme sıklığı nedir hocam ve en çok hangi bölgelerde meydana geliyor fıtık oluşumu? Ya fıtık aslında son derece günümüz çalışma hayatında yoğunluk nedeniyle artmış bir durumda. Yaklaşık 100 kişiden ikisinde ciddi anlamda bel bacak ağrısı veya boyun kol ağrısını içeren ve bunun nedeni disklerin patlamasıyla oluşan fıtıklar oluyor yani tetkiklerimizde. Esas neden çalışma hayatı, yani yüksek yük taşınması çalışma hayatında, yani uluslararası standartların üzerinde insanların yük taşınması, işçilere özellikle veya ev hanımlarının veya diğer yaşamsal faaliyetlerin içerisinde bazı hareketlerin dikkatsizce yapılması fıtıkların oluşumuna neden olabiliyor. Hı. Bazen de genetik nedenler, spor yapılmaması, adelelerin güçlendirilmemesi, bunlardan bundan bağlı bir sürü genetik faktörler de neden olabiliyor. Hı hı. Evet, aslında birçok hastalıkta olduğu gibi genetik faktör fıtıkta da etkili ve tabii çevresel faktörler de var bunun içinde. İş hayatı çok önemli dediniz. Eğer yük taşımak zorunda olunan bir işse fıtık oluşumunun riski de aynı yönde artıyor. Hareketsiz bir yaşam dediniz. Spor yapılmaması da yine fıtık oluşumuna etkenler olarak sıraladık. Peki kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi daha sık rastlıyoruz hocam fıtığa? Çünkü toplumda oldukça görülen bir rahatsızlık olduğunu ve gittikçe de artan bir problem haline geldiğini söylediniz. Cinsiyet olarak ele aldığımızda hangi grupta daha çok rastlıyoruz fıtığa? Aslında kadınlar daha dezavantajlı ama günümüz çalışma hayatına tüm
ki cinsinde katılması nedeniyle neredeyse eşitlenmiş durumda şu an istatistiklerde. Yani belki tabii boyun fıtığı tabii istihazlar farklı. Sabit noktaya bakarak çalışan insanlarda boyun fıtığının ağırlık kaldırmak zorunda kalan grupta ise bel fıtığının daha yoğun olduğunu. Evet. Peki en çok rastladığımız bel ve boyun fıtıkları mıdır hocam? Yoksa bunun dışında hangi bölgelerde de fıtık oluşumu gerçekleşebiliyor? En sık bel fıtığı, akabinde bunu takip eden boyun fıtıkları ve daha sonra da sırt bölgesi, yani omurganın bel bölgesinde birinci sırada, ikinci sırada boyun, üçüncü sırada da sırt fıtıkları çok çok daha nadire gözlenebilir. Evet, bel fıtıklarıyla devam edelim isterseniz hocam. Az önce programımızın başında da fıtık oluşumunu anlattık izleyenlerimiz için. Peki bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığı öncesinde bel ağrısı veya kuyruk sokumuna yayılan, oturma bölgesine yayılan ağrılar başlar. İnsanlar buna bel ağrısı veya işte geçici ağrılar, romatizma ağrısı şeklinde çok kez es geçer. Daha sonra bunlar ilerleyerekten, ileri aşamada özellikle bacaklara giden ağrıları yaratırlar. Ağrıya özellikle daha sonra da uyuşukluk ve kuvvetsizlikler eklenir. Daha sonra idrar ve dışkılama problemleri de eklenmeye başlar. Ve bu fıtığın aşamasına göre giderek artar, şikayetler artar ama hastanın bize geliş nedeni çoğu kez ağrıdır. Evet, aslında ağrı burada önemli bir bulgu ama ileriki evrelerde fıtık ilerledikçe uyuşukluk ve kuvvetsizlik gibi belirtilere de sebep oluyor. Peki ağrı, evet, en önemli kriter ve sizlere danışan hastaların da en büyük problemi ağrı şikayeti oluyor ve bu yönde sizlere başvuruyorlar. Peki bu ağrıların ne zaman dikkate almalıyız hocam? Sürekli mi devam ediyor bu ağrılar yoksa ara ara mı ortaya çıkıyor? Bunun hesabını nasıl yapmalı izleyenlerimiz? Bu ağrı öncelikle aralıklı veya geçici ağrılardır. Daha sonra bu iyice, yani şöyle söyleyeyim, diskin değişik aşamaları vardır. Yani bunlardan omurganın arasındaki bu yapının küçük kabarıklık yapması, tamam, bir bacakta veya işte sırtta ağrılar ortaya çıkartır ama ileri aşamasında iyice patladığı zaman sinirin iyice ezilmesi söz konusudur. O zaman dayanılmayacak ve sürekli ağrılar, romatoid ağrılar gündeme gelir. Ve bu ağrıya eğer hasta dayanır, ihmal ederse akabinde ağrı dramatik bir şekilde geçer. Çünkü sinir tamamen harap olur. Sinir harap olan bir sinirin taşıması gereken duyular şunlardır. Bir sinirde ağrı hissi, kuvvet, uyuşukluk, hissiyat ve diğer refleks ve diğer idrar gayet ağır fonksiyonlarıdır. Bunlar tabii sinir olan bir sinir harabiyeti olan bir durumda giderek kaybolmaya başlarlar. Ağrı da kaybolabilecek hislerden bir tanesidir. Yani ağrı olur, ihmal edilirse kuvvet kaybı, his kaybı ve diğer kayıplarla beraber ağrı hissi de kaybolur. Evet, burada ağrıları... Bu tabii geri dönüşsüz. Fazlar. Evet, burada aslında ağrıları dikkate alacağız çünkü dediniz ki bu ağrılar hissizliklere, kuvvet kayıplarına neden olabilir diye. Bu anlamda da aslında erken tanı da çok önemli. Peki hastalar size ağrı şikayetiyle geldikten sonra fıtık teşhisi almak için hangi tanı yöntemlerinden faydalanıyorsunuz hocam? Ağrı tabii alarm sisteminde biliyorum. Yani ağrı bizi doktora getiren faktördür. Biz onu geldikten sonra hastayla konuyu öğrenmeye çalışırız. Ağrının yayılımı, hangi bacağa yayılıyor, sırtına mı yayılıyor, başka fonksiyon bozuklukları var mı, uyuşukluklar var mı, kuvvetsizlikler var mı, onları muayene bizle çek ederiz. Ve bunları daha ileri tanıya götürebilmek amaçlı mümkünse MR'da veya tomografiyle veya direkt grafilerle olup olmadığını deklar ederiz ve orada eğer bir fıtık MRS görürsek hastayı bilgilendiririz. Fıtıklar tabi dediğimiz gibi hafif kabarıklıktan patlamış fıtığa kadar giden değişik aşamalar içerebilmektedir.
Evet, ilk önce aslında hastanın öyküsünü dinliyorsunuz. Bu anlamda hangi bölgelerde ağrı var, ağrı diğer bölgelere yayılmış mı? Öncelikle bunu öğreniyorsunuz ve ardından görüntüleme yöntemleri, MR'dan ve tomografiden faydalanıyorsunuz. Ve bunun sonucunda eğer hasta fıtık teşhisi almışsa hocam, tedavi süreci nasıl işliyor bel fıtığı için? İlk aşamada ise, yani başlangıç aşamasında olan fıtıklarda genelde ilaç tedavisi, buna ek olarak da hastalara karın ve sırtlarını güçlendirmeler için ilişki egzersizler veririz. Hastalığın seyrine bakarız. Eğer şikayetleri bunlarda geçiyorsa herhangi bir problem yok. Yalnız ileri aşamadaki olan fıtıklarda kuvvet kaybı ve his kaybı ve diğer fonksiyon kayıpları, idrar ve aital cinsel kayıpların da eklenmesi söz konusu olur. Bazen bu hastaları çok acil olmak üzere cerrahi alırız. Bazen de cerrahi öneririz. Ama bu ikisi arasındaki geçiş hastalarında, yani başlangıçta ileri aşamadaki hastaların arasındaki grupta bazı hastaları fizik tedaviyle de sağlatabiliriz. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Her fıtıkta cerrahi müdahale gerekli değil. Eğer başlangıç aşamasındaysa ilaç ve egzersizlerle öncelikle hasta tedavi ediyor. Ve eğer bir fonksiyon kaybı varsa, his kayıpları başlamışsa bu anlamda acil bir cerrahi de gerekli olabilir. Eğer ikisinin arasında bir durum söz konusuysa fizik tedavi yöntemiyle de yine hastanın şikayetleri giderilebilir. Bu şekilde özetleyebilir miyiz tedaviyi? Kesinlikle özetleyebiliriz. Yani ama şuna dikkat etmek gerekir. Vücutta fonksiyonları son derece yavaş dönen, zor iyileşen doku sinir dokusudur. Yani burada bunlar gelişsin de ben ondan sonra ameliyat olayım, yani doktor önerisinden sonra biraz bekleyeyim demek bence hatadır. Ağrı için bir hasta ameliyat edilmez ama sinirsel kayıplardan ötürü, yani karnı uyuşturur ve diğer kayıplardan ötürü hasta mağdursa bunun mutlaka cerrahi olarak düşünülmesi, yani tabii radyolojik olarak da uygunsa gereklidir. Peki hocam, eğer bel fıtığı tedavi edilmezse, hasta bu ağrıları, his kayıplarını dikkate almazsa ve fıtık ilerlerse, tedavi edilmezse ne gibi durumlarla karşılaşılabilir? İdrar tutamayan, yani ileri aşamada olup çocuk beziyle dolaşan bir sürü hastamız var. Cinsel problem ve ereksiyon problemle çeken bir sürü erkek hastamız var. Bunlar söylenemiyor. Yani bunlar toplumda kırmızı noktalı şeyler. İnsanlar sadece kendilerine saklıyor ve bunu ömürleri boyunca çekiyorlar. Kuvvet kayıpları var. Yani yürüme bozuklukları ve ilaç kullanmaktan ötürü karaciğer ve böbrek baş intestin arayan, mide bağırsak problemi çeken bir sürü hastamız var. Bunlar mümkün olduğunca geç ameliyat olmayı tercih eden hastalarda çok çok fazla miktarda görülüyor. Evet, dilerseniz boyun fıtıklarına da değinelim hocam. Çünkü bel fıtığı kadar boyun fıtıkları da son dönemde artarak şikayetlerle karşımıza çıkan hastalıklardan, siz de az önce belirtmiştiniz. Peki boyun fıtığının belirtisi nedir hocam? Yine bel fıtığında olduğu gibi ağrıyla mı başlıyor boyun fıtıkları? Yani bel fıtığında nasıl ki el ve bacak ağrısı söz konusu ise, boyun fıtıklarında da boyun ve sinirler kollara geldiği için, sırta geldiği için boyun ve sırt ağrıları ve kol ağrıları buna eşlik eder. Yalnız boyun yapı itibariyle, rahatlık yapı itibariyle özel bir bölgedir. Burada yine şurada bakın boyun kemiklerinin, omurganın bir modeli var. Burada kırmızı bir damar sistemi var. Şurada görebiliyorsunuz. Bu damar sistemiyle beyne, beynin beslenmesine için belirli miktarda kan gider. Eğer ki boyun fıtığı ileriyse sadece kolda ağrı, uyuşukluk, kuvvetsizlik olması yanında beynin kanlanma bozukluğuna bağlı görme bozukluğu, vertigo yani baş dönmeleri, ileri aşamada ise vasküler demans dediğimiz beynin kanlanma bozukluğuna bağlı beynin küçülmesi söz konusu olabilir. Bunlar da İleride Alzheimer ve benzeri hastalıkları kolaylaştıran en önemli faktörlerdendir.
Peki hocam, boyun fıtığı diğer fıtıklara göre daha tehlikelidir diyebilir miyiz? Beyne daha yakın olduğu için, çünkü saydığınız problemlerde de aslında beyin fonksiyonlarını etkileyecek durumlardan bahsettiniz. Bu anlamda boyun fıtıkları daha tehlikeli oluşumlardır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz çünkü bel bölgesinde olan fıtıklar sadece bacak ve belden aşağı bölgedeki fonksiyon kayıplarını ilgilendirir. Ama boyun bölgesinde olan problemler tüm vücuttaki hareketi hatta bacak ağrısını bile yapabilir. Fıtığından ötürü bacak ağrısı ile gelen hastalarımız da var. Tüm vücudun hareketini yönlendiren ve beyni de kısmen kontrol eden bir sistemdir. Evet. Peki yine tanısına da değinecek olursak, eğer bel fıtığındaki gibi mi boyun fıtığının da tanısı, yine önce hasta şikayetlerle size geliyor ve ardından MR ve Aynen. tomografi şeklinde mi ilerliyor tanı yöntemi için? Mümkünse MR. Mümkünse MR istiyoruz. Yani tomografi çok tanı koydurtucu olmuyor bize. Ancak kalp dolan ve diğer başka bir problem, yani agorafobisi olup da MR'a giremeyen direten hastalarda biz ancak o zaman tomografiyle tanıya gidiyoruz. Ama mutlaka bir MR'ını görmekten fayda olur. Peki tedavisine değinecek olursak hocam, aslında bel fıtıkları için öncelikle ilk aşamada hastanın sadece ağrı gibi şikayetleri varsa ilaç tedavisi ve bazı egzersizler veriyoruz. Cerrahi daha ilerlemiş ve fonksiyon kayıplarının olduğu durumlarda gerekli demiştiniz. Ancak şimdi boyun fıtığına daha tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Beyne daha yakın olduğu için, çünkü tüm vücudu etkileyecek bir bölge olduğu için. Bu anlamda cerrahi hangi durum bunlarda gerekiyor boyun fıtığında? Boyun fıtığında da gene başlangıç aşamasında egzersizle, fizik tedaviyle veya ilaç tedavisiyle biliyoruz ama sinir basısı söz konusu olmaya başladığı andan itibaren ve biz bunu radyolojik olarak da o cerrahi aşamaya gelmiş olan boyun fıtıkları da hastayı iyice izah ediyoruz. Cerrahisini ve daha sonrasında ameliyat olmazsa ortaya çıkabilecek her şeyi anlatıyoruz tabii ki. Kolda felç, elinde kolunda felç, işte ağrı dolayısıyla yaşam kalitesinde bozulma. Yani o kadar da değişik semptomlarla geliyor ki hastalar. Baş ağrısıyla gelebiliyor, görme bozukluğuyla gelebiliyor, vertigo ile gelebiliyor. Yani baş dönmesi, ciddi baş dönmesiyle gelebiliyor. Tabii bunların aşama aşama tarafı, hasta ve doktor arasında gelişen diyalogla bir karara bağlanması söz konusu. Peki hocam, biliyoruz ki aslında her cerrahi müdahalenin kendince riskleri var. Anestezi almak zaten başlı başına bir risk oluşturuyor, ama özellikle fıtıklar açısından değerlendirecek olursak bel ve boyun fıtığından cerrahideki riskler nelerdir? Hastaların cerrahi operasyon sonrasında iyileşmeleri, günlük rutin hayatlarına geri dönmeleri ne kadar bir sürelerini alıyor? Yani cerrahi risk her zaman vardır, her ameliyatta vardır. Anestezi riski de aynı şekilde her ameliyatta veya her cerrahide vardır. Ama hastaların çok yüksek bir oranı, yani %99 üzerinde bu tedaviler sonrasında %100 olmasa da %70'lerin üzerinde şikayetlerinden kurtulabilmekte. Özellikle son geliştirilen minimal invaziv dediğimiz küçük aşamalı cerrahiler cerrahinin riskini, anestezi riskini son derece azaltmaktadır. Hasta yani esnemizin 5 saatte yapabildiğimiz ameliyatlar bugün yarım saat, 1 saat bazına indirilmiş durumdadır. Çünkü burada bir sürü tıbbi aletin geliştirilmiş olması, cerrahinin daha iyi bir yapılarak da geliştirilmiş ve tecrübenin artması tüm beyin cerrahlarının aslında bir şansıdır. Evet, aslında cerrahideki yenilikler de hem hastaya hem de siz cerrahlara büyük ölçüde avantaj sağlıyor. Peki cerrahi müdahale sonrasında fıtığın tekrarlama riski nedir hocam, ya da tekrar fıtık oluşumunu engellemek için hastalar neler yapmalılar? Şimdi eskiden yaptığımız cerrahiler açık cerrahilerdi. Onlar da bayağı bir biz ameliyatlar nedeniyle büyük açıyorduk. Çıplak göz zevkleri çünkü. Sayesinde %40'lara yakın lüks oranlarımız vardı. Yani görüntüleme yöntemleri de bu kadar iyi değildi. Ve cerrahide kullandığımız tıbbi aletler bu kadar iyi değildi.
Bugün küçük açılım hücreler sayesinde nüks oranları gerçekten özellikle %3'lere kadar düşürülmüş durumda. Özellikle hastalar ameliyatlarını yaklaşık 15-20 dakika süren cerrahilerden çıkabiliyorlar. Ve yetişkin banyolarını yapabilecek, gezebilecek, çoğu zaman araba kullanabilecek, sosyal hayatına devam edebilecek, banyo yapabilecek aşamaya geliyor hastalar. Yani cerrahiler oldukça yüz güldürücü olmaya başladı. Boyun fıtığı için şu ana kadar yani 4000'in üzerinde boyun fıtığı ameliyatı yapan bir insan olarak söyleyeyim. Şu ana kadar lüks olayı yaşamış değil. Yani demek ki görüntüleme yönteminin ve cerrahi tekniklerin artması ameliyatların da başarısını artırıyor. Evet, peki hocam programımızın başında aslında fıtık oluşumunda riskleri konuşurken çevresel faktörlerden özellikle iş hayatı üzerinde yük kaldırmadan bahsetmiştik, egzersizden bahsetmiştik. Bu gibi durumlardan özellikle ağır kaldırmayı en aza indirerek ve hayatımıza sporu, egzersizi dahil ederek fıtık oluşumunu engelleyebilir miyiz? Ya da bunun dışında fıtıktan korunmak için neler yapabiliriz? Tabii genetik faktör bizim değiştirebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz bir durum değil ama bunun dışında neler yaparsak eğer fıtık oluşum riskini azaltmış oluruz? Şimdi öncelikle spor yapmalıyız. Yani karın ve sırt kaslarını veya işte omuz kavşak kasları dediğimiz boyun kaslarını güçlendirmek zorundayız. Özellikle mesela boyundan başlayayım. Sabit noktaya bakarak iş yapan grup, yani muhasebeciler, işte el iş yapanlar, ince iş yapanlar sabit noktaya bakarak boyunu hareketsiz bırakan grupları çok daha fazla spor yaparak boyun kaslarını güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü boyunu sabitlemek adalelerin de zayıflamasına ve boyun omurgaları üzerine bayağı yükülmesine neden oluyor. Bu yükün vücut tarafından bir taşınabilir bir marj var. Bu marj aşılırsa tabii disk yıpranmaya başlıyor ve daha sonrasında da yıpranmaların sonunda da sinirsel basılar ortaya çıkıyor. Bel içinse yine karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi çok çok önemli ve çalışan grupta yüklerin daha küçük parklara bölünmesi, parçalara bölünmesi çok çok önemli. Mesela uluslararası iş kanununda 15 kilo ve üzeri yükün bireysel olarak kaldırılmasına izin vermiyor aslında ama Türkiye'de bazı yerlerde ben görüyorum 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo ağırlığı bir kişi tarafından kaldırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani bunların azaltılması gerekiyor. Ve yük kaldırmanın da aslında eğitiminin verilmesi. Yani yük kaldırmak eğitimdir. O yükü nasıl kaldıracağını anlatmak da insanın büyük omurga problemlerinden kurulur. Evet. Artık süremizin de sonuna doğru geldik hocam. Bugün bel ve boyun fıtıkları üzerine konuştuk izleyenlerimiz için. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım. Yani ben kısaca eğer program sonuna geliyorsak şunu söyleyebilirim. Ağrı önemlidir. Ağrınız varsa mutlaka bir doktora, hekime mutlaka başvurun. Bu konuda eğer bel ağrısı veya boyun ağrısı varsa bu başvuracağınız kişiyi beyin cerrahisi, nöroloji uzmanı veya beyin cerrahı olabilir. Ve bunların eğer ki kollara veya bacaklara yayılma söz konusuysa mutlaka ileri tetkik yapılması için ısrarlı olun diyeyim. Çünkü akabinde ortaya çıkabilecek problemler, küçümsenecek problemler olmayabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizlere vakit ayırdığınız için sizleri uğurluyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Hattı programında beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Osman Okan Yaman'ı ağırladık. Hocamızla bel ve boyun fıtıkları üzerine konuştuk. Noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30 gösterdiğine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.